Öncelikle biz bu yurtlar konusunu siyasi bir polemik halinde tutmak istemiyoruz. Biz Kayseri'de gelen şehir dışından öğrencilerin üniversiteyi tercih ettikten sonra burada yurt sorunuyla karşılaşsın istemiyoruz. Buna biz bir takım muhalefet Kayseri'de yurt sorunu var ifadelerini kullanınca karşı cenahtan da yani Cumhur İttifakı'ndan da güçlü bir şekilde hiçbir sıkıntı yok diye ifadeler geliyor. Biz burayı bir aşmak istiyoruz. Gerçeği konuşmak istiyoruz. Bugün sadece Erciyes Üniversitesi Kayseri'de 55-60 bine yakın öğrenci istihdam ediyor. Ayrıca 4 üniversitemiz var. Şehir dışından Kayseri'nin tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Erciyes Üniversitesi. Araştırma Üniversitesi. Buradaki öğrenciler mezun olduktan sonra Türkiye genelinde rahat iş bulabiliyorlar. Ya yıllarca bu üniversite buradayken biliyorsunuz hiç bugüne kadar böylesine bir yurt sorunuyla karşı karşıya gelmedik. Bugün geldiğimiz noktada yurt açığının daha önce FETÖ diye tabir edilen bir cemaatin bu işi kapadığı, bu işi üstlendiği ile ilgili sonucun ortaya çıkması. Biliyorsunuz hükümet FETÖ'den kaynaklı bütün yurtlarına el koydu. El konulan yurtlar bir takım cemaatlara yine verildi. Bu cemaatler bu işe faaliyet gösteremiyor. Şehrimize gelen çocuklarımız bugün KYK yurtlarında yer bulamayınca yine bir takım insanların cemaat diye tabir edeceğimiz ocaklarına düşüyorlar. Biz bu konunun Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, milletvekillerimiz olsun, şahsımız olsun bir siyasi polemik haline dönüşmesini istemeden Kayseri'de öğrencilerimizin bir yerlere yerleştirilmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili biz bir açıklama yapmıştık. İl başkanımız bir açıklama yaptı. Vekilimiz bir açıklama yaptı. Sayın Belediye Başkanı da bunun üzerine farklı bir açıklama yaptı. Kayseri'de yurt sorunu yok. Gelen çocuklarımız mutlaka bir yerlere yerleştirilecek dedi. Biz bu konu üzerine birçok gencimizle görüştük ama gençlerimiz bu konuda mikrofon karşısına çıkmak istemiyorlar. Neden? Bir yere yerleşmişler. Buradan da olurum kaygısı. Bunların hepsi genç çocuk. Siyasi baskı belki babamın annemin olmadığı bir şehirde başıma bir sıkıntı çıkarabilir diyorlar ama bazı gerçekleri telefonla bize ulaştıklarında ben böylesine bir kamuoyuna, sayın belediye başkanımıza, milletvekillerimize aktarmak isterim. Öğrencilerimiz bir hafta önce Kayseri'ye geldi. Yurtlarda yer bulamayanlar bir şekliyle KYK yurtlarında ve bir takım sosyal tesislerde misafir edilmeye başlandı ama bütün çocuklarımıza verilen cevap şu. Size verilen yer bir hafta sonra eğer bu yurdun gerçek kalan öğrencisi gelir ise mutlaka siz burayı terk edeceksiniz. Çocuklar diyor ki peki terk edeceğiz de nereye gideceğiz onu siz bilirsiniz diyor. Sayın Belediye Başkanı da diyor ki hayır kimseyi açıkta bırakmayacağız mutlaka bir sosyal tesiste misafir edeceğiz. Bir çelişki var ortada. Bugün yine telefonla uğraşan ismini verebileceğim bir genç kızımız geçen hafta yerleştiği bu yurttan bugün itibariyle dışarı çıkartıldığını, yani bir otel, bir sosyal tesis sana tarif edildi mi? Hayır edilmedi dedi. Yerleşmesen akşam üzeri bizi ara. Bu konuyla ilgili biz belediyeye yine müracaat edelim. O da olmasa Kayseri'de bir büyüğün olarak seni mutlaka gerekli bir ailenin yanında veya bir okulda, benzeri bir otelde bir insan, bir baba, bir dede olarak misafir edeceğimizi ifade ettik. Ama bunların sayısına yetişmek mümkün değil. Kayseri'deki KYK yurtlarının biz şu anda kapasitelerinin 3-4 bin civarında olduğunu biliyoruz. Sadece Erciyes Üniversitesi'ne 56 bin üniversiteye öğrenci müracaat ettiğinde sadece yurtta kalacakların 5-10 binin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili artık siyasi polemikten bunu çıkartmamız lazım. Bakın bu çocuklarımız elinde valiziyle gidiyor. Yani biraz önce yurttan ayrıldığını görüyorum ben bu çocuğumun. Yani bu çocuk şimdi nereye gidiyor? Ben bunun kaygısını inan bir baba olarak çekiyorum. Bir belediye başkanı, bir milletvekili, iktidar milletvekilleri bunlarla ilgili hala şu açıklamayı yapıp ya bir şey olmayacak, bunların hepsi yer bulacak derken ya bu kız çocuğunun ben sokakta kalmayacağını tahmin ediyorum ama cebindeki harçlığıyla bir otelde 2 gün daha idare edecek. Asgari ücretli babası bunun bir haftalık 10 günlük otel masrafını karşılayamayacak. Eğitimin altyapısını Kayseri bir oluşturamadı. Yani pandemi döneminde 2 yıla yakın Kayseri'de üniversiteler kapalıyken bu işin oluşabileceğini öngörmediler. Bu FETÖ'nün evlerine el koyarken, yurtlarına el koyarken bunların gelecekte bu öğrenciler için ihtiyaç olduğunun öngörüsünü göremediler. Dolayısıyla ben bu çocuklarımın bugün içerisindeydim. Sağda solda görüştüm, muhabbet ettim. Keşke mikrofonlara çıkıp ufak tefek şeyler söyleseler. Yetkililer de bu çocuklarımızın bu sıkıntılarını gerçek birinci ağızdan duysalar.
o ekranlarda belki bizim bu yaptığımız açıklamayla bu gençlerimiz evsizliği bitmiyor ama bu sorunun gerçekliğini de bir kez daha ortaya koymak istiyoruz. Bugün mesela geldik Kayseri'mizin en güzide kız öğrenci yurdunda bir kızımızla sohbet ediyoruz. Kızımıza diyoruz ki buradaki yer sorunu nedir? Kızımız diyor ki evet burası full dolu. Çok da öğrenci buradan gerçek sahipleri yurdun gelince gönderildi. Nereye gitti? Nereye gittiğini bilmiyoruz. Açıkta kalan var mı? Muhtemelen. Çünkü buradan ayrılanlar nereye gideceğini bilmeden valizini alıp ayrılıyor. Ama bunun yanı sıra bu genç kızımızla sohbet ederken peki yurttan memnun musunuz? Bir sıkıntı var mı? Bu belediyelik bir konu değil ama KHK Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü müdürüne iletme üzere ben bu çocuğumuzun anlattığı yurt içerisindeki bakımsızlıkla ilgili, internetle ilgili konuları duyunca da bu başka bir mecraya geçti. Bunların da bir an önce halledilmesi lazım. Kızımın bir imtihanının olduğu bir günde burada zannediyorum internete dahi bağlanamadığınız, prizlerde elektrik olmadığı ile ilgili değil mi? Siz de farklı bir konuyla gündeme getirdiniz. Evet, en basitten şu an bile yani bizim odamızda toplasanız zaten iki tane priz var. Onlar da çalışmıyor. Ben mesela koridordaki sadece çalışıyor. Kızlarla kuyruk halindeyiz koridorda. Neden? Çünkü derse bağlanmaya çalışıyoruz. Ben mesela dün dersim olmamasına rağmen okula gitmek zorunda kaldım. Neden? Hem odada priz yok, internetim bitti. Gittim kendim şahsen hani idareye gittim. İnternetimin olmadığını, Wi-Fi şifresini istedim ve ben bunu bir haftadır gidiyorum. Beni sürekli geri gönderiyorlar. Bana şey söylendi, bugün derse girmesen de olur. Bu şekilde söylendi ve ben gidip kendi imkanlarımla internet aldım. Hani ona rağmen yine olmadı. Prizler, elektrikler olmadığı için zaten sürekli yurtta şeyler var. İnşaat halinde yurt. Hani sürekli bir sorun var. Ben okula gitmek durumunda kaldım. Var tabii ki. Bundan bir ay, hatta ben bizim veterinerlik okuduğum için 3 haftadır açık. 3 hafta öncesine kadar benim de vardı. Hani sürekli çıkacak mı, çıkmayacak mı? Genelde arkadaşlarım çıkmıyor dedi ve çoğu özel yurda gitmek durumunda kaldı. İmkanı olmayanlar benim gibi ben beklemek durumunda kaldım. Onun dışında zaten sürekli bir yurtlara falan yönlendiriliyorduk. En basitinden 2 gün önce de blok değiştiriyoruz sürekli. Sabah erkenden uyandırılıyoruz bloklara taşının diye. Arkadaşlarım var yedekte sürekli bekliyorlar. Yani misafir olarak kalıyorlar da şey demişler onlara da. Hani yer ayarlayın. Okul tam açılırsa 4 Ekim'de şey olacak. Hani kendinizi yani göndereceğiz sizi bilginiz olsun diye. Nereye gidecekleriyle ilgili çocuklarında bir bilgisi yok değil mi öğrenciler? Kesinlikle yok. Hani zaten ev fiyatları zaten çok pahalı. Özel yurtlar çok pahalı. Çoğu da dolmuş zaten. Hani bekliyorlar onlar da sadece. Ne olacağını bilmiyorlar. Ben çok öğrencinin bana döndüğü telefonlarda çaresizliklerini gördüm. Ama öğrencilerimiz konuşmaktan imtina ediyorlar. Tabii ki bunlar genç. Fakat ben bunun buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün iktidar milletvekillerimize seslenmek istiyorum. Bu konuyu siyaset polemiği haline dönüştürmeden bu gençlerimizin yurtlardaki bu tür sıkıntılarının giderilmesi, Kayseri'ye gönderilen öğrenci çocuklarımızın Kayseri'de yurt sorunuyla karşılaşmamaları için hakikaten iktidar belediyeleri veya iktidar milletvekilleri ellerinden gelen çabayı göstersinler. Kayseri'mize yakışır. Ev sahipliğini mutlaka bu öğrencilerimize göstermeliyiz. Siyaset yapmıyoruz, siyaseten konuşmuyoruz. Bir babayız, bir dedeyiz. Birçok aile gibi çocuklarımızı şehir dışına gönderdiğimizde aklımız bu şehirde kalsın istemiyoruz.